Kötüyse sorma kardeşim. Ne soruyorsun? Sor bakayım. Yok, yok, güzel bir soru ya. Palyas diyeti ne zaman gelir diyorlar. Bilmiyorum. Ne zaman gelsin Pelin? Yakın bir zamanda. Tarihi vermiyoruz arkadaşlar. Belki gelmiştir, belki gelmemiştir. Bunların hiçbir şeyini bilemezsiniz. Tam bir siyasetçi gibi. Birisi demiş ki yalarız abla demiş. Ben bir şey diyeceğim. Peki şunu niye sormuyoruz? Berkay ile Mahmut sahilde neden dondurma yiyorlar, yalıyorlar, ısırıyorlar? Beyefendi siz çok şanslısınız. Ben gayet insani bir şekilde bir arkadaşım arada dondurma yiyebilirim. Peki neden sahil? Sahilde yiyelim yani, halka açık. Bak Melo, güldüğün için sesi kapatıyorsun, sana yazıklar olsun. Beni burada yalnız bırakıyorsun Melo. Berkay ama çok fena yani. Ya siz tam bir fesatsın. Çok fesat, herkes çok fesat. Hayır, o kadar kişiden geldim Mahmut'a dedi ki. Ay Luka geldi. Ben şok oldum bu arada. Ay Luka gelmiş. Bak Luka da dalga geçmiş. Luka da gelsin sese. Luka'ya soralım bu soruyu. Ben soramam. Luka bende gözükmüyor bu arada, burada olduğu gözükmüyor. Burada değil abi Luka. Burada. Bende de gözükmüyor. Ben de gözüküyor dinleyicide. Ya ben de. Tamam şu an gözüküyor. Yasin aynı soruyu bekliyoruz. Gelirse Luka sorarım. Luka döver mi bu yayının işte. Sonu çok kötü ya. Şey söyleyeyim mi? TikTok olsaydı ben çoktan ban yemiştim, Allah kahretsin. Gel. Luka gel. Luka. Ben gel. Gelmeni istiyorum. Gelir misin? Şeyi gördükten sonra Berkay aydınlandım. Bir aydınlanma geldi. Luka gelme. Bana gelsin diyorum. Gelsin. Neyse, üstü kapalı konuşmuyor değil mi? İnsanlar anlamıyor. Muhabbete geri kalıyorlar. Yasin bir şey sorabilir miyim? Kim o ya? Ha Can sen buyur sor. Ha, aynen. Yasin ben kaçırdım da dün Ayşenur girdi mi ses odasına? Evet. Girerken ben kaçırdım herhalde. Bilmiyorum bu sonda. Sansasyonel zaten dünün savaşını başlatan Ayşenur'du. Dün kaçırdım herhalde, bir kesit izledim de tam emin değilim, hatırlamıyorum, o yüzden soruyorum. Dün Ayşenur Yaren'in şu anda bir ilişkisinin olduğunu mu söylemişti? Evet, bugün de söyledi aynı şekilde. Aa. İyi tamam, okey. İş adamıymış. Ünlü değilmiş. Bir şey diyeceğim, yarışmacının şovunun sevgilisi var. Bu nasıl devam edecek bu sezon? Eylül'e kadar hep ayrılır ve Sude. Bu merak gibi geri dönerler. Saçma. Eylül'e kadar kimler gelir kimler geçer ama. Bir sonraki sezonu izleyecek misiniz? Olacak mı peki? Olacak mı? Herhalde. Arkadaşlar bir sonraki çok sezonda... Çok önden gitmezse ben izlerim. Çok önden gitmezse. Yok, 2 hafta maksimum. Normalde 1 hafta önden gidecek. Artı olarak başka ne vardı? Bir şey daha Öykü değilsin. Mi? Öykü lütfen değilsin. Öykü değilse yerine kim gelebilir? Berkan. Yasin. Ciddiydi. Belki gelirim. Niye olmuyor? Belki Yasin, yerine... Sen gizemli yapar. Adamsın Yasin. Sen orada olursan kadınların bombaları kim laf patlatacak? Etmez, erkekliğine bir şey yapar. Yasin her yere yetişir ya, merak etme. İşimi şeye devredeceğim. Berkay'a. Berkay, şu soruyu sabitlediğim soru şimdi gelir. Ay, sıçtı. Bu soruya cevaplar mısın? Eğer ki edebime ve ahlakıma uyuyor ise tabii ki cevaplarım, değil mi Melo? Bak, Bora Melo Bey'in... beni hep burada yarı yolda bırakıyor. Bak Melo. Bora Bey'in çok özel sorusunu sabitledim şu an. Bu soruya cevaplar mısın Berkay? Gündüz sahilde yaladılarsa normal. O bak Bora Bey, sizi buraya çağırıyorum efendim. Tabii. Çok haklısınız. Doğru. Biz gündüz yalıyoruz. Gündüz sahilde yaladılarsa normal, gece yaladılarsa sıkıntı gibi der gibi demişler. Anormal. O konuyu geçmedik mi arkadaşlar? Yani. Mahmut gecelerin adamı. Belki
Gece yalarlar dondurmayı. Hayır beyefendi, ben edepli ve ahlaklı olduğum için saatinde evime giriyorum efendim. Kür. Evet. Siktir git lan. Her gece 3'te 4'te giriyorsun eve, bana burada muhabbet ediyorsun. Ay bu doğru, orospu gibi her yerdeyim, tövbe ederim. Bunu bilmen güzel. Doğru. Hep bana gömüyor, bu nasıl bir şey ya? Evet, ben küfür etmeyeyim arkadaşlar. Pelin doğru. Küfür etmek istemiyorum, Berkay'a uymak istemiyorum. Berkay kötü yolda. Aha, Oğulcan'ın iki tane edit yapanı var. İki tane edit yapanı abi, var. Oğulcan'ın balı erkekmiş ya. Bunu öğrendiğimden beri tansiyonum geçmiyor. Kız mı sanıyordu? Herhalde kadınsın. Ne sanacağım ayol? Aa. Tövbeler, duyduğum. Peki gördüm. Neden Oğulcan'ın balı? Çünkü herkes fan, Oğulcan Yılmaz fan yapıyor. Ben de hani bilinen bir isim olsun, daha ön planda olayım diye bu bal kelimesini koydum. Çünkü Oğulcan arı. Oğulcan arı mı? Evet. Arı görmesem inanacağım yani. Oğulcan'dan nasıl bir arı olabilir ki yani? Yani arı derken ne anlamamız gerekiyor? Bak. Hangi tür arı türü? Ha, bu arı iddiasında kim bulundu? Ben. Kim dedi onu? Ne bileyim, daha hani laf sokuyor ya herkese. Oradan arıyla bütünleşti. Melike için. Sen mi dedin aşkım? Bazen görmüyorum aşkım, o yüzden. Ben dedim aşkım. Oğulcan aşkım, arı derken ne demek istedin? Ben buraya Oğulcan'ı çağırmak istiyorum. Oğulcan come here. Oğulcan Bey şu an dışarıda. Gel, bir şey diyeceğim. Oğulcan niye ameliyat oldu anlamam. Oğulcan çok zayıfladı zaten. Kız çok zayıfladı da adamın kapaksın oldu. Otururken göğeğe çıkıyormuş ön tarafa, onun aldırmış yarısını yani. Benim oğlum ameliyatın aynısını oldu orada. Liposuction. Aynı yolda gidiyoruz. Kaç kilo verdi ameliyattan sonra Berkay? Aşko daha yeni olduğu için o belli olmaz. Çünkü ödem var. Geçmiş ama olsun bir aşkım. Ay sonra netleşir. Ama ben bayağı zayıfladım. Yani iki beden küçüldüm. Öyle söyleyeyim. Bir şey diyeceğim. Luca da Oğulcan Gill'le. Luca aşağıda dinliyor bizi. Luca gitti canım. Luca edepli bir arkadaşımız olduğu için. Yok burada, burada. Yok burada. Burada dinliyor lan. Berkay burada. Onu demiyorum ayol. Luca Oğulcan'la hani değil. Eve gitti ya, onu söylüyorum. Ha, şu an evet, Luca evinde. Oğulcan abi dışarıdaydı en son. Oğulcan kankalarıyla. Berkay bir şey sorabilir miyim? Tuğçe'ye ya, evet. Korkuyorum. Tuğçe. Her bir dediğinizde korkuyorum. Tuğçe'yi. Hayır yok yok. Ama ameliyatla ilgili. Tabii ki. Nerede oldun ameliyatını? Oğulcan'ın, Cansel'in, başka kim oldu orada? Buse'nin, hepsinin olduğu yerde. Vita Estetik'te. He. Hepimiz aynı yerde olduk. Vita Estetik. Tavsiye merdiven, merdiven altı bir hastane. Pardon. Yes. Sen de saygısız bir adamsın. Bir insana dönüp demiyor ki Yasin seni saygıya davet ediyor. Ya bu şüheda nerede? Benim bir sabunsun ya. Bir şey diyeceğim. Tanen hastaneye böyle demem ben. Şüheda dinliyor. Şüheda. Bir yandan DM'den beni darlıyor karı. Her cümleye yorum yapıyor. Kurban olurum. Ay karıyı ifşaladım. Tövbeler olsun. Aa bugün şey çorbacı yok ne? Çorba olayını patlatalım mı Berkay? O hangisiydi? Şey daha ya. Demişler ya. O Burak falan. Onu benim bildiğim kadarıyla şey daha yayında söylemiş. Ben onu attım çünkü direkt Şeyda ile ilgili ifşa gelince ben onu Şeyda'ya attım. O da TikTok yerine bunu konuşup dalga geçmiş diye biliyorum ben. Tabii Can abi, daha iyi bilir. Abi kadınla bir kavga edemiyorum. Anlamadım Berkay. Ya ben geçen gün Şeyda'ya bir ekran görüntüsü atmıştım. O da bana ha 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 evet koca parası yiyorum diye cevap vermişti. Hayır, ve sanırım bugünkü haberim çorba var, evet, haberim Berkay, var. Bugünkü çorba olayı ya. O hangisi ya? Bir yaz bakayım hangisi? Dur DM'den, DM gelmiş ben arkadaşlar. Ben o DM'i size okuyorum. Bir saniye. Fotoğrafını da atmış hatta. Yasin karşımda şu an Marmaray'dayım. Karşımda Burak var. Hastayım, acılı çorba yap diyor demiş. Fotoğraf at demişim. Fotoğraf attı. Sonra bunu diyorum yani acaba okay. Şeyda'ya bunu demiyorsa Şeyda'yı aldatıyor demektir. Kime çorba yap? Yazdın mı sen Şeyda'ya bunu? Attım. Cevap vermedim. Yok.
Açtı mı mesajı? Görmedi bence. Hiç yazışmadık çünkü karıyla. Ya o görüldüleri kapatıyor yani. Nasıl diyeyim? O görüldüğü işaret gözükmüyor yani. Öyle söylüyordu. Bilmiyorum ama eğer ki acılı çorbayı yap hastayım diye şey daha edemiyorsa yani. Berkay bir şey söyleyeceğim. Sen Berkay şey demiştin ya, Can daha iyi bilir dedin ya, ben anlamadım olayı. Hangi olaydı? Yayınlarını izliyorsun ya, daha teminki olay ya Can. Ya dün TikTok'ta söylemiş ya, bu kocaman parasını yiyorum evet diye, o mevzuyu diyor. He tamam, haberim var. Yasma şeyi çok şaşırdım. Şey diyebilir miyim ya? Git Luka'nın balı ol. Git Rotinda'nın balı ol da. Oğulcan'ın balı ne ya? Bilmiyorum, ben Oğulcan'ı çok seviyorum ya. İnan bunu derinen hissettik. Bence de. Çünkü 6 aydır buradayım yani. Allah aşkına kaç yaşında? 18 yaşında. Hayır şöyle bir şey var. Herhalde. Reşit. Çünkü ben hafta sonu YKS'ye gireceğim. İstanbul çıkması için doğaydım bana. Ay Melo. Ya Berkay ya. Ha, senin şimdi cumartesi pazar sınavın var. Başarılar. Evet doğaydım ya. Başarılar. Kolay gelsin. Sen şimdi Oğulcan için İstanbul istiyordun değil mi? Evet evet. Oğulcan için mi? Peki ya Oğulcan gerçekten yurt dışına çıkarsa? Oğlum gerçekten üniversite yurt dışına giderim. Oğlum Oğulcan bile kendine bu kadar değer vermiyordur lan. Doğru. Bilmiyorum ben. Bağlanmışım değil de hani. Bilmiyorum seviyorum ya. Merhametini, kalbini seviyorum yani. Bilmiyorum. Oğulcan için kurşun yer misin? Çift olarak efendim mı destekliyorsun? Bireysel mi? Hayır çift olarak değil. Kendi şahsı olarak destekliyorum. Hı. Ya sen ne sordun? Tam duymadım. Peki bacımı seviyor musun sen? Tek bir cevap ver çünkü kaos çıkmasın. Neyi? Canser bacımı seviyor musun? Tabii ki seviyorum canım. Niye sevmem? Peki bir şey daha soracağım. Sen nerelisin? Şanlıurfa. Delili köylüsün. Hemşerim ya. Bak telin de oralıymış. Evet. Ben diyorum bu niye gülüyor? Tövbeler olsun. Niye gülecek diyorum. Yasin sen nerelisin? Ben Ankaralıyım kardeş. He Ankara. Çağrı'yla. O günün balını zorbalamayın diyorlar. Evet ya linç yemek istemiyorum yemin ederim. Kanka linçlemiyoruz da. Yani Oğulcan bile kendine gidip Oğulcan balı demez yani. Yok be, biz birbirimize nasıl sansür? Uyuşmuyor yani. Oğulcan'ın mikseri mesela. Aynen Oğulcan'ın mikseri olur. Ondan sonra Oğulcan olabilir yani. Oğulcan'ın mikseri kulağa da hoş geliyor yani. Oğulcan Özbek yap mesela. Moralim bozuldu şimdi. Rutinde başka odaya gitmiş. Hayır. Ki? Berkay çabuk ve odanın bırakacağım. Odanın ilk adı da Yasin vs. Ben'miş. Bilmiyorum Yasin. Tövbeler benmiş olsun. Sonra rutinde odada yapmışlar. Kanım dondu. Berkay güç çıkardı kanka. Rutinde baş... Rutinde mi dediniz anlamadım ben ya. Rutinde. Ay nerede? Yasin sana bir şey soracağım kanka. Dünkü ben yayının başlarında yoktum. Buse ile siz kötüydünüz en son. Barıştınız mı? Ne oldu? Yani, odada gördüm. Savaş kes oldu. Ateş kesiyoruz. Rutin de fanlarının odasında ya. Fanlarıyla konuşuyor. Biz de bu odanın ismini şey yapıyoruz abi. Luka fan. Luka burada. Evet. Kaosu olur. Luka yazıyoruz şuraya da. Biz de Lukacıyız bundan sonra. Hayırdır. Luka yukarı çıksın ya. Satmamız. Emel Rutin'deyi satmamız peki. Abi yok şu an çıkmasın Luka. Bence çıksın. çıksın. Tamam. Abi bir şey diyeceğim ya. Ay var kaos ya, benim olsun. Bir şey olsun ya. Sizin kaos çıkar ya. Abi, bekliyor biraz. Bir saati şey geçmesin. Çok fazla şeyim böyle. Mutluluk basıldı bana. Mutluluk iğneleri yedim.
O yüzden kaos yaratamıyorum. Sinirli olsam kaos yaratacağım. Saydıracağım. Ama şimdi insan hani lovlanınca falan arkadaşlar sinirlenemiyor ya. Kime sinirleneceğim ben? Berkay sinirlensin. Şeyda'ya sinirlen Berkay. Ben hazırım. Git Şeyda. Bir şey diyeceğim. O kişiye sinirlen. Can Şeyda'yı çağırsın. Hadi Berkay, tweet attığın kişi hakkında biraz konuşalım. Evet Ay Berkay ya. yok. Bak Aşkım. Pelin ne diyor? Evet diyor. Pelin yok aşkım. Bir iki cümle kursam anlaşılır. Boş ver. Daha onun zamanı var aşkım. Bekliyorum. Peki senin Ben de heyecanla hakkında bekliyorum. neler deniliyor Berkay? Bana bunu söyle. Ne bir daha söyle. Senin hakkında neler deniliyor da sen bu tweet'i attın, sinirlendin. Biraz Onu da bana bekle. söylersem ortaya çıkar. O yüzden no. Bekleyin ayol bir süre. Gelsin Şeyda'yı çağırır mı? Çağır. Tamam ben arayıp geliyorum 2 dakika bir saniye. Ana, harbiden çocukta numarası varmış lan. Aynen dedi ya. Kanka ben ciddiye almadım. Espri olarak diyorsun. Kanka ben şeyden Yok. yayınlarında görüyordum canım zaten sürekli. Ama şeyden şu Şeyden. konuda yaptığını bak söylediydi mi sana bir yer hatırlıyorsun? Senin hakkında konuşuyor gel diye. Özür Ya dileyeceğim dedi. Şeyda'yı çağır, Kalbim çorba delikanlı. olayını soralım. Neyi soracağınız Dedim. anlamadım. Çağıracağım Çorba mı? olayını soralım Şeyda'ya. He tamam Şeyda'ya mı demiş çağırıyorum ben. telefonda? Tamam Ulan çağırıyorum. kime demiş? Biraz Tamam ortalığı dedim. karıştıralım ya. Tamam. Ama dün dediğim gibi Yasin o yaptığı gerçekten iyiydi. Hani özür Yasin bir şey dileyeceğim dedi. bak Geldi özür. dün doğru tepki veren tek kişi Şeyda'ydı. Şeyda doğru bu arada. Yayında Sibel demişti bak ben de hatta yanlıştı. ben Bak sormuştum Sibel ona. çok yanlıştı. Sibel yani Ayşenur'a sus diyor. Niye sussun abi Ayşenur? Niye susuyor? Pardon. Biz senin Ben hakkını da büyük gaza savunuyoruz geldim. burada yani. Sibel'i çok Ay seviyorum ama Sibel dün kendi ayağına sıktı. Sibel beni delirtti. Gerçekten delirtti beni ya. Dün buraya yazanla sohbete yazanlara da baktım da çok triggerlanmam var. Ben Sibel'e size geç oraya şöyle çünkü. söyleyeyim arkadaşlar. Herkes. Bir saniye. Meli özür diliyorum kestiğim için. Şimdi Berkay'ın attığı tweet'i Yeliz demişler. Berkay'ın attığı tweet Yeliz değil. Güncel bir yarışmacı. Yeliz'de değil. Altını bir çizeyim. Sen konuş Meli. Abi evet her söylediğim cümle de Yeliz düşürmeyin arkadaşlar. Yolu bahtı açık olsun konuşmuyoruz. Bu kadar lütfen. Teşekkürler. Yasin bir şey söyleyeceğim. Şeyda meşgul attı herhalde işi var. Ön cevap vermedi. Kesin Burak'la kavga ediyor deyip olumlu şey Aa, yapıp sonra denemesen akşam iyi yarım oluyor. saat bir saat sonra gene beni arayacak. Ne oldu? Abi ben Şeyda'yla kavga etmek istiyorum. Bu arada Can senden sesim yankı geliyor. Sesi kapatsana kanka. Heh. Ben Şeyda'yla kavga etmek istiyorum. Berkay da öyle. Ama kadın Abi kahkaha evet ne atarak zaman söylüyor. kavga etmeye kalkırsam karı kahkaha atıyor dönüp diyor ki ben seni gibi düşmanı bırakır mıyım? Abi bir tanem aşkım diyor. Ben nasıl kavga edeyim ayol tövbeler ona. Senin hakkında top dedi Berkay. Bunları konuş mesela. Bunları düşün, sinirlen. Beyefendi ben bunları zaten Geldim. kendim bizzat özelde kavga etmiştim Şeyda derken geldi. selam. O Şeyda Hanım Geldi geldi. geldi. Ha, geldi. Şeyda gelmiş. De Mahir Karataş istek gönderdi. Bu Mahir fake Mahir mi? Bir dakika. Alalım abi. Sıfır takipçisi var. Fake o zaman. Fake. Veya fandır olabilir. Çıkardım konuşmadan o zaman. Abi Mahir'in de fan olmazsın yani. Daha yeni inanmadım ya. Yüz sokaklık. Ha Şeyda gel gel sana soru soracağım Şeyda. Gel gel Ha gel. gel. Gel kocanı Şeyda. patlatıyoruz Şeyda. Yasin WhatsApp'tan yazdığımı gördün inşallah. Ona göre devam edersen çok sevinirim. Tamam. Şeyda. Ben tahmin ediyorum Kız ki. Şeyda. Yasin. Hoş Kız geldin Yasin. Sana bir şey Bugün attım bugün. Gördün mü normal DM'de? kaossa. Bugün de dedin ki bir Berkay'ı dürteyim de Şeyda ile kaos yapsın. Berkay Şeyda sana Sen top bugün benim sana attığım dedi. DM'i gördün mü? Ne? Sen benim sana attığım DM'i gördün mü diyorum bugün. Görmedim. Ne yaptın? Burak'a attım. Burak'la Marmaray'da bir çocuk karşı karşıya oturuyormuş. Burak'ın da fotoğrafını çekti attı. Diyor ki Burak telefonda işte çok hastayım. Çorba yapar mısın tarzı konuşmuş. Sana mı diyor acaba? Sana demiyorsa aldatılıyorsun demek için. Hani bir attım. Sana mı dedi? Kal geldi. Abi şaka. Eyvah. Yasin Öğlen attım sana sakin. bunu şeyde. Aynen.
Söyle ya, bunun kanıtı var mı? Bir şey var mı? Fotoğrafını falan attı çocuğun yani. Burak karşısında hemen telefonda konuşurken. Senin kocanın. Ve çocuğun yazdığında SS attım ben sana. Öğlen attım daha. Öğlen bak, git şu an DM kutuna bak gör. Şu an DM kutuna girip yazdığın önceki afişini. Bilemeyeceğim yani. Marmaray'da karşılaşabilir, fotoğraf çekilebilir ama. Fotoğraf çekilmiyor. Burak karşısında Burak'ı çekiyor. Burak telefonu diyor ki boğazım acıyor diyor. Hastayım diyor. Bana çorba... Ya, dur bakayım çocuğun yazdığını okuyayım. Hastayım acılı çorba yap demiş. Şimdi hasta mı peki Burak? Yok bilmiyorum. Ne bileyim, hasta değildi yani. Bana değil o zaman bilmiyorum. Bu. Hayır, bana böyle bir şey söylemedi ama böyle bir şeyin gerçekliğine şu an inanmıyorum. Yani inanamıyorum. Şu an Burak'ı sadece tiftikleyip ne olduğunu öğrenmem lazım. Bir de şey de, şu kanıt istemi artık bıraksam mı diyorum. Yaren Çağrı olayı da. Hayır ya, başıma neler neler geldi. Şey de, senin artık benim sözlerime inanman gerekiyor ya. Yasin'cim, benim başıma kısmetse olurun ilk zamanlarında kanıt olmayıp böyle neler geldiğini biliyorsun. Biliyorsun, bunu da biliyorsun. Normal değil mi kanıt istemem? Ben fotoğrafını attım Burak'ın. Burak, o fotoğrafı gördüm şimdi, baktım. Ama bunu Burak'a tabii ki de soracağım arkadaşlar. Yani sana şey diyorum. Senden kaosu vereceğim mi? Kaos değil de bilgin olsun yani. Şeyda, biz seninle kavga etmek istiyoruz. Düşman olmak istiyoruz. Sen niye böyle gülüyorsun bize? Sen bu Berkay'a hakaret ya etmedin çünkü... bence de. Ben Berkay'a hakaret etmişsem de etmişimdir. Bunu da söyledim. Ama böyle arkasından dedikodu olarak değil. Benim arkamdan konuştuğu kız bir için... anama söylemedin. Her şeyi söyledin. Evet. Ama ben bunları Berkay'dan o zaman da saklamadım ki. Şeyda, ama dedin ki sana böyle bunu kim söylüyor? Böyle düşmanlar daha iyi Yasin, anlıyor musun? Bakın, konuşabiliyorum, tartışabiliyorum. Haksız olduğumda zor olabiliyorum. Ya da haksız olduğumda zor edebiliyorum. Şimdi o diğerleri çirkef oluyor. Yani selülitli kol ne alaka mesela? Böyle mi olalım? Gibi gibi. Gerek yok. Selülitli böyle çok şey, güzel. Sibel'in Ayşenur'a dedi değil mi? O çok şey yersiz bir konuydu. Evet. Çok yersiz. Anladın mı? Ben o gün Şeyda'ya söyledim canlı yayında. Bizim Şeyda'yla kavgamız çok güzel. Ben primci diyorum. O da arkama doğru diyor. Arkama. Tadı var. Tadı var sizin kavganızın. Ayşenur şey ses odasına geldi bu arada Şeyda. Bugün. Bugünden bahsediyorum. Ve senden nefret ediyormuş sanırım. Ay etsin. Etsin. Çünkü etsin yani. Ben bir şey demek istemiyorum. Şeyda gözüme gözükmesin dedi. Çok güzel yani, anılar da yaşadık böyle, çok kötü şeyler de yaşamadık ama ben kandırıldığımı hissettim, o yüzden daha ne kadar kandırıldım. Ama diyor ki Şeyda diyor biliyordu diyor. Hayır, bilmiyoruz kanka, bak. Bölümleri izlediğinizde konuda göreceksiniz ya. Hak verebilirim Şeyda'ya. Şeyda'nın yayınlarında ben arada oluyorum. İlk hiç sevmiyordum Şeyda'yı. Son zamanlarda sevmeye başladım. Ben Şeyda'ya sordum bak kanka direkt. Dedim ki bu Çağrı Yaren olayı çıkarsa ne yapacaksın dedim. Özür dileyeceğim dedi. Dün de o yüzden böyle tepkiler verdi. Şeydi. Evet. Evet. Ayşenur Şeyda gelince çağırın beni diyordu. Kız, ben çoktan çağırdım. Ben de hemen yalan. Hayır, bak. Ama Ayşenur'a kadar vaktim yok. Çünkü Burak'la Ayşenur, buluşacağım. Hayır kavga olmasın. Ayşenur'la Şeyda'yı kavga ettirmeyeceğiz. Öyle bir şey yok. Ben Ayşenur dedi çağırın diyor. Ben de hemen çağırdım. Yok öyle bir şey olmasın. Bugün kaos öyle yeter. Ya, ama sadece şunu söylemek istiyorum. Ayşenur dedi ki ben her şeyi söylüyorum dedi. Bunda da doğruyu söylüyorum dedi. Şey daha biliyordu, rol kesiyor dedi. Bütün herkese, kulise bile sorabilirsiniz yani. Önünüze gelen herkese, ki bölümler başladığınızda size ben özellikle kendi tweetimde bir şey paylaşacağım. Ben bir şey oluyor orada. Ben bir şekilde üstüne gidiyorum, bu davanın üstüne düşüyorum ve açın, anlatın, açıklayın ve Ayşenur beni durduruyor. Orada da göreceksiniz zaten. Ama ben bilmiyorum yani. Dün verdiği tepki çok doğaldı Şeyda'nın. O yüzden ben de inanıyorum. Hayır yani ben Sibel'in birkaç defa görüştük Sibel'le. Saçmalamaz, ikisi çok sıcakkanlı, bu şekilde düşünüyorlardır. Hayır falan. Hep böyle konuşuyordum yani. Hatta yazsın, siz ikiniz karşı karşıya gelmiştiniz. Asparagus olabilir bu haber diye. Tabii ki de aynen yazsın. Yani. Kanıt var, göreceksin. Ben bunu dedim bak Şeyda'ya dedim. Yani. Ölümüne savunma. Boş ver dedim ama. Neyse. Peki Yaren'in şu ben an... Ben yine kötü olayım. Ben kötüyüm. Okay. Şeyda. Ne? Yaren'in şu an farklı bir sevgilisi olduğunu biliyor musun?
Ya onu bilmiyorum tabii ki. Orası artık beni ilgilendirmiyor. Çağrı da zaten programda olduğu için ve olaylar yaşadığımız için beni ilgilendiriyor. Ki bu konuşmayı da yani içeride böyle konuşmanın daha iyi ve daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bir şey sorabilir miyim şeyler? Sor tabii. Şeyda bir şey söyleyeceğim. Efendim canım. Biz seninle TikTok'ta yayın yaparken hatırlıyor musun? Bu Sibel'in Yaren'e herhalde şöyle bir bu bir şey kol var ya, selülit kol mu ne öyle Evet, bir şey. evet, Bu cid, ben sana söylemiştim hatta tartıştık, sen dedin hatta böyle bir şey varsa yani gider direkt Sibel'e söylerim. Bunu. Varsa da Neydi yani ki? şey dedin ya, bu konuşma eğer O gerçek yani gerçekse kanıt varsa. heh işte bunu dedin ya, ben bunun Evet. gerçek olduğunu düşünmüyordum bile. Yasin burada söyledi, ben sesimi sessize aldım. Harbiden cidden şok oldum yani. Bu arada İnanmamıştım. Ayşenur demiş ki oyuncu biraz daha konuş demiş. Tamam konuşurum. Okey. Benim işim bu hayatım. Neyse okey ben dışarı çıkıyorum öpüyorum sizi bay bay. Bu saatte nereye gidiyorsun? Burak'la buluşacağım Yasin. Bravo, olayın hesabını sor bence. Soracağım Saat Yasin 12. merak etme attın zehri hiç merak etme. Hadi gittim ben zehirlendim bay bay. Görüşürüz. Erken gitti, olmadı hayır. Ama kanka yani gitsin Burak'tan hesabını sorsun yani. Zayım. İçine atmışız Saat ilk ama bir şey söylediği de diyeceğim. var ya, bir kal Bir geldi. insan, bak bir şey diyeceğim. Gerçekten bir insan niye kime der abi sevgilisi hariç, annesi hariç işte acılı çorbaya pastayım diye telefonda? Aa, lazım. Pardon. Haksız mıyım yani? Yani. Burak'ın fotoğrafını da çekip atmış. Eda ne? Hadi buyur. Bakalım. Savaş çıksın. Şey daha umarım bölümler çekilmeye başladığında bunun konusunu açar. Yasin, Çağır. şimdi bu konuyla alakası, ama bu şeyler ve Burak evlenme diye bir canlı yayın kayıttan bir an gördüm. Bu Yok doğru yok doğru mu yalan acaba? yalan yalan. Ha, Eski yalan. doğru Ya son bir şey doğru. diyeyim, bir şey diyeceğim. Şey daha bunları konusunu açar da yapım arkasında olduğu için biz bu bölümler kesilebilir bile yani konuşsalardı. Ya vallahi Kırmızı kart değil mi cidden? istediği kadar kırpsınlar. Benim storyimden bugün 550-600 bin arası insan görecek sadece Bir zaten şey diyeceğim. bu Kırmızı Çağrı, kart Yaren deseler. olayını. Yasin evet ben bunu soracaktım. Şimdi bu çok özür dilerim Yok Melike. önemli değil. Bu bölümler çekil daha hani araya girmeden olan bir şey ya. Dışarıda görüşmek de yasak. Evet, kırmızı kart. Sebebi Evet. bunun kırmızı kart. Çünkü daha önce Erol'la Yeliz Evet. gördü. Yani kurallar gereği kırmızı kart yemesi gerekiyor. Yiyeceklerini de düşünüyorum ben. Luka geldi. Luka Bey. Yasin Bey. Ne yapıyorsunuz? Dışarı çıktım. İşim gücüm. Hayrahman. Dışarıda mı çıktın? Berkay ya. Hadi beni öldürüyorsun. Ne oluyor lan? Korktum Luka gelince, biliyorsun. Bu Berkay senden niye korkuyor ya? Kanka Hayırdır? sadece Berkay Sen değil ya. ki. Başka Benim kim fanlar korkuyor? bile korkuyor kanka. Bir şey yazmaya korkuyorlar. Ben bir de Yasin korktum. soruyu unutmasa Yasin. Ne sorusun lan? Yasin, Bana. Berkay'a sorduğun soruyu Luka'ya da sorar mısın? Ha. Beni ortaya attığın soru. Luka, dondurmayı yalayarak mı yersin, ısırarak Isırarak kardeşim, ısırarak. bu cevabı vereceğim. Adamsın Luka. Yalnız değilim. Isırır. Takdir ediyorum Luka Dondurma yalayarak yenmez arkadaşlar, bitmiyor. Bey. Kestirme Ben yol mu diyorsun? kapatıyorum. Oğlum siz Oha. ruh hastası mısınız? Niye farklı yerlere çıkıyorsunuz konuşmaları? Vallahi oğlum, bir dondurmayı yalayarak 40 dakikada falan anca bitmiyor mu? Ben mi yanlış biliyorum?
İşte Berkay yalıyor yalıyor 40 dakika boyunca. İlk yalıyorum dedim ayol. Aa bak Mero da yalıyor. Berkay Bey'in yalanı. Ben ısırıyorum Berkay. Beyefendi ısırdığınızı dile getiririm. Hem de sahilde ısırıyorsunuz. Berkay'ın dondurma videosunu izledin de Luka. Görmez olaydım. Vallahi bak. En iyi Berkay'ın ama fav videosu ikon yani. Sinir geldi. Bak ben böyle bir video harbi hayatımda görüyorum. Modun düşünce açıyorsun. 3 kere izliyorsun keyifleniyorsun. Samimi söylüyorum. Şu Berkay'a da prim verme be Luka. Çok bak başladı yine bak. Yine başladı. Luka'yı çekeyim. Luka'yla görüşeyim. Luka'dan etkileşim gelsin. Beyefendi rahatsız olan insanlar buluşuyor. Her çorbadan doğru. Kaşık alınmaz Berkay. Doğru. Ha? Hadi buyur. Luka Bey ben bu konuyla ilgili gerekli basın açıklamamı bugün size yaptım. Yaptı valla. Yalan yok. Doğru. Allah Allah. Valla arkadaşlar biliyorsunuz bizim hiç böyle primlerde işimiz olmadığı için. İşte muhtemelen Luka şu konudan prim kasma bu vesaire diye muhtemelen Berkay'ı uyardı. O da Berkay'la Luka Berkay arasında olan bir şey. Yapacak bir şey yok. Düştü geliyor. Ama bizim öyle bir davamız yok arkadaşlar. Kardeşim. Yasin Bey. Sen niye kaos çıkarmaya çalışıyorsun? Ben ha. Hem de ikimizin arasına bak hadi buyur. Ya takıl yaşa ilişkini mis gibi. Kebap. Mutluyum oğlum ben zaten. E tamam abi mutlusun. Niye kaos çıkarıyorsun? Çıkmasın oğlum. Bu izleyiciler istiyor. Oğlum siz var ya siz. Harbi savaştan besleniyorsunuz arkadaşlar. Ona sallayayım. Buna şunu yapayım. Peki Oğulcan'la dün kavga ettin ya yayında. Ha. Eklemek istediğin bir şeyler var mı Oğulcan'a karşı? Bak. Bak görüyor musun? Oğlum anket açın hemen. İnanamıyorum. Anket açın. Yasin mi daha mikser, Oğulcan mı daha mikser? Hemen bir anket. Sana bir şey diyeyim mi? Kapışın. Net ver. Şey kapı kapı. Her türlü Oğulcan kazanır bu arada. Benden iyi mi diyorsun? Aa. Yasin harbi senden iyi. Adam arkadaşını unutup neler konuşuyor yani. Arkadaş kendini o kadar kaybediyor. O kadar yani. Kaybediyor yani. Adam patlatma uğruna yani bir şeyler sallasın ortalık karışsın uğruna. Adamın etik değerleri bir anda yok oluyor. Zevk alıyor bundan. Eğleniyor. Kendini kaybediyor. Ben ona Oğulcan Özbek diyorum ya. Ya da sana Yasin Yılmaz mı desek? Hadi buyur. Bence kardeşler. Aa, bu da bir mantıklı bir açıklama. Ama şu an üzüldüm yani Oğulcan'ın benden daha mikser olmasına. Yap hemen şovunu. Şurada bir salla. Bir yani patlat böyle bir ortalığı biraz... karıştır. Salla Oğulcan'a şurada. Dünyanız sen. Benim anlamadım. Oğulcan niye bu kadar mikserli? Şey kardeşim kardeşim. Oğulcan oldu miyav. Miyav Oğulcan diyeceğim bundan sonra. Şey, Luka sana şu tweet'i sormak istiyorum. Başka Berkay'ın tweet'ini kaldırayım da. İnsan sevgisine çekimler varken arka tarafta seks köpeği gibi giyiniyorsun demez ya. Kanım dondu diye bir tweet attım. Hı-hı. Senin bu konuda hakkın düşüncen ne? Ya kanka ben böyle kimsenin ilişkisi hakkında konuşmak istemiyorum ama yani seks köpeği gibi giyinmek diye bir şey varmış. Onu aralarında kanka böyle bir eğer kim olduğunu da bilmiyorum bakın yanlış anlamayın. Aralarında eğer böyle bir dil varsa kanka durup dururken kimse demez yani bence onu. Giyindiği için yani. Hakaret anlamında dediğini mi düşünmüyorum ya öyle mi bilmiyorum. Hakaret anlamında. Kavga esnasında tartışma esnasında. Ne diyeyim kanka bir şey demiyorum ya. Açık giyindiği için seks köpeği gibi giyiniyorsun. Bu ne hal ya? Terbiyesizlik kanka ya. Bilmiyorum kim olduğunu oğlum. Beni ateşe atıyorsun tamam mı? Kafam da iyi Yasin. Şimdi küfür edeceğim seni. Kim oğlum ama? Bak vallahi adam bizim kafamızı iyi buldu. Sallıyor da sallıyor orada. Bize de kim olduğunu bilmiyoruz. Sallattıracak. Kim kanka? Neyse. Ya. Ya oğlum harbi seni yatıracağım var ya. Kardeşim bak güzel kardeşim.
Sen isim bilmeden bu olayın yanlış olduğunu söylüyorsun. Bilmiyorsun ki kim. Senin etik değerlerine yanlış böyle bir şey ki diyorsun. Bitti, bu kadar. Biz isim vermemiştik. Ben şimdi aklıma bir şey geliyor ama. Kim ol ha. Kim olduğunu söylemedin değil mi yani kimseye? Yok, daha kimseye söylemedim. Berkay biliyor ama. Aklıma geliyor ama. Gerilmiyorum bu şey ya. Atmak istemiyorum. Yani. Sen evde misin? Değilim oğlum, arabadayım. Arabada ne arıyor? Geziyorum kanka, dümdüz yol geziyorum. Bir yerlere gidiyorum. Acaba nerelere gidiyor? Hadi buyur, kendini patlat hadi bize. Acaba nerelere gidiyorum chat? Acaba ne yapıyor bu hoca şey buluk bu saatte? Hayır olsun. Abi oturduğumuz yerin adresini verdi adam yanlışlıkla. Hadi buyur. Kim bilir ne atlar karıştırıyor bu kan. Valla bilemezsiniz. Luka seni patlatalım mı ya? Abi eline bir şey gelirse patlat şey yani. Tuğçe patlat diye. Neyi? Ok şart atıyor. Ok tamam, hemen patlatıyorum sana şimdi. Berkay nerede ya? Berkay konuşsana. Ya da muhtemelen Berkay şu an... WhatsApp'a gitti. Ne-e, telefonu çaldı. Şeyda geri gelecek mi? Bacılarından birisi aramıştır. Şeyda geri gelecek mi bilmiyorum. Oğlum Berkay'ın o evde kaç? 18 tane bacısı falan vardı zaten yani. Tüm kızlarla bacım demiyor mu? Doğru. Filmci Berkay. Ya bak bir şey... Kaç tane bacım var oğlum senin? Herkese bacım, herkese bacım, ona bacım, buna bacım. Bacılar arası mevzu çıkıyor anasını satayım, adam ortada kalıyor. Kanka bacılarından nasıl koparabiliriz bu arkadaşı? İnan hiçbir fikrim yok. Kopmasın kanka, her takılsın ya bacılarıyla. Vallahi kanka. Onun başını bacıları yiyecek ama bak ben sana söyleyeyim. Yani dikkat etmek lazım. Bugün yine kuduruyordu Luka. Ne diye? Luka'nın yanında o ne arıyor? Luka'nın yanında bu ne arıyor? Hayırdır oğlum, niye kıskanıyor bu kadar Berkay? Bacısından dolayı kanka. Berkay'a ne yani kanka ya? Berkay beni mi seviyor? Ne ima ediyorsun oğlum sen? Berkay'a ne girip çıkıyor? Kanka her şeyi ima edebilir Luka. Oğlum sen ne biçim adamsın lan? Hayır yani Berkay'a ne? Allah Allah. Yoksa? Ne diyorsun lan Yasin? Yoksa? Yoksa Berkay. Bir dakika, bu şimdi hangi konudan vurdu beni? Ben o kısmı kaçırdım. Telefondaydım bu arada. Berkay bana diyor ki... Hı. Neden Luka'yı merak ediyor Berkay bu kadar yanındakileri falan? O kadar iyi biliyor ki bugün neden özellikle bu konunun üstünde durdu. Şimdi gelip yalandan laf etmesin Yasin Özbek. Ya işte ortalığı karıştıracak, anladın mı? Mikser. Çok iyi biliyor beni bu konuya niye bu kadar üstünde durduğumu. Değil mi Yasin Özbek? Bilmiyorum. Sen yokken arada Luka dedi ki Berkay, Berkay'ın 18 tane bacısı var dedi. Primci Berkay dedi. Saygı duyuyorum. Yalan mı Berkay? Doğru söylüyor ama Berkay, senin hep bacın şimdi var. Şimdi 18 değil. 17 mi? 16, 15. Ama neyse doğru, çok var. Yalanlayamam. Kimden bahsetsem bacım, o bacım, şu bacım. Artık mesela de... muhabbetin içinde bacım diyor ya, karıştırıyorum lan, hangi bacısından bahsediyor acaba? Ne yapayım, hepsini savunmaktan tövbeler. Birbirini yiyorlar ama ona ne yapacaksın? Ah ah. Bu arada gördünüz bak ne yazmışlar, sabitledim geldim bilmiyorum. Elif ile Tansu Sibel'i takipten çıktılar, hadi buyur.
kaos. Abi Sibel'e yazdım, tamam mı? Sibel gelirse bu konu hakkında konuşuruz. Berkay, Luka diyor ki mutlu bir ilişkin var Yasin diyor. Ne güzel diyor. Sen niye ortalığı karıştırıyorsun? Rahat dursana. O kadar haklı ki. O kadar olabilir. Aa, nereye gitti o ilişki? Bacım nerede? Bacım. Ya Berkay. Kardeş, ilişkimiz var ya, bu insanlara mutluluk vermeyelim mi? Kaos vermeyelim mi? Abi Pelyas yani. Şey yazmışlar, Sibel'i çağırın yazmışlar. Yazdım Sibel'e. Yasin, Pelyas izlediğini ne zaman yapacağız? Sen bir tarih ver artık konuyla ilgili. Yakın kardeşim, inşallah. Yarından da yakın. Abi hadi en bakalım. Güzel editleri Luka'nın fanları yapıyor abi. İnanılmaz ya. Yani. Abi bir fanın editlerini beğenmem genelde. Beğeniyorum yani. O kadar güzel editler. Berkay tamam film için şey yapıyor da ben mesela gerçekten beğendiğim için. Bu arada Tansu'yla Elif'in Sibel'i umf atmasının sebebi bana göre şudur. Dün biliyorsunuz Ayşenur dedi ki Burak Genç dedi işte Sibel'in evine gitti diye bir patlattı Ayşenur. Onu biliyor musun Luka, bilmiyorum. Duydun mu sen? Daha sonrasında şeyler Tansu işte Burak'a bence hala seviyor. Bu olaydan dolayı Tansu ile Sibel arasında bir şey oldu. Elif de Tansu'nun yanında durdu olarak. Bu benim kişisel yorumumdur. Ha, böyle bir şey var. Ben bunu da yanlış biliyorum. Abi Burak Cenk Tansu'yu sevmiyorsa, istemiyorsa bunda Sibel'in suçu ne? Sevmek zorunda da değil ayrıca. Bir insan bir insanı sevmek zorunda değil. Bunu herkese yapıyorlar. İşte onu seveceksin, bunu seveceksin. Bundan muzdarip olan Luka'dır. Luka'da da yapılıyordur bence bu baskı. Herkese yapılıyordur. Olcan geldi. Yani neden? Yani. Olcan buraya gel, buraya. Olcan geldi. Peki Sibel olayı gerçek mi şimdi yani? Ya Sibel yalanlamadı. Bir şey diyemiyorum. Kanka harbiden orada bir örnek vermiş gibi yaptı Ayşenur. Sibel hiç tepki vermedi. O yüzden Sibel böyle bence o gün oldu. Biraz iyi de değildi yani. Kafa biraz yani. Evet. Evet, belki evet, de evet, gerçek evet. Değil, tepki veremedi. Bilemiyorum yani. İnsanların yeni aktivitesi kafayı çekip çekip şeye girmek galiba. Sese girip konuşmak mı yani? Artık nedir? Hadi. Olcan geldi. Primci mi Olcan? Öbür Sarhoş geldi. Hoş geldin abi. Gel Sarhoş. Olcan'ın balı. Ne yapıyorsun? Tek balı. Tek balı. Ben kendimi gördüm. Şaşırdım. Ne oluyor dedim ama. Oğlum bir de bu adamı engellemişsin. Sen nasıl terbiyesiz bir adamsın ya. Hadi bu şimdi ben mikserlik kardeşim, yapıyorum abi. Gecenin üçünde beni aradı. Evet. Tek fanım diyorsun. Tek fanım diyorsun, adam sana yazıyor diye adamı engelliyorsun, sonra adam bana yazıyor. Abi söyler misin, engelimi kaldırsın. Neyse sıkıntı yok, seviyorum artık. Niye engelledin lan adamı? Böyle tartışmalar olabilir, siz fanınızda hiç tartışmadınız mı ya? Yani çok normal bir şey. Oğlum sizin aranızda ne yaşanıyor lan? Oğlum çocuk bana yazıyor abi. Olcan'a söyler misin engelimi kaldırsın falan. Olcan'a yazıyorum. Kanka çocuğun engelini ya kaldır ben, falan. Nasıl bir çarmana girdim oğlum ben? Olcan'ın balıyla kavga ettim. İsmini değiştirmiş, başkasının balı yapmış. Sonra geri geldi. Abi kaos. Fanlarda kaos oldu. Sonra seni çok özledim ben. Nasıl barıştınız peki? Kim kime yazdı? Bilmiyorum. Ben barıştım tabii. Tamam, hatırlamıyorum orada. Rotin'de hoş geldin Barış. Bir şey diyeceğim. Olcan, senin harbiden tek fanın Olcan balı da. Ben şunu da sordum bu arkadaşı. Dedim, final bir fan ama bak bu arada. Yani. Altını çiz yani. Final bir fan ya, yani anladın dedim, mı? Git Luka'nın balı yap, onun balı yap, bunu yap. Oğulcan'dan nasıl bir bal olabilir? Niye sen dalga geçiyorsun? Dalga geçiyorum yani. Oğulcan arı mı? Sana ne arası? Kardeşim. Çünkü daha iyileri bal sever. Ben daha iyisiyim belki. Halle. Olabilir yani böyle şeyler. Oğulcan Tuğçe yanında mı Tuğçe? Yok ben eve geçiyorum Tuğçe ya. Arabadayım. Tuğçe'yi evine bıraksaydın. Bıraktım oğlum. Biraz centilmen erkek olsun ben oğlum. Ben sen miyim anasını satayım?
Helal. Helal. Tuğçe'nin ya, ne yapıyorsun? Ya Oğulcan benim değerimi bil yani. Oğulcan bu konuda gerçekten final bir adam bu arada. Asla mesafeyi dert etmez. Evine ne zaman ihtiyacı olsa bırakır yani. Luka final bir adam değil bu arada. Asla mesafeyi dert etmez diye bir şey yok. Ben ederim arkadaşlar. Ben dünyanın öbür ucunda oturuyorum zaten. Benim senin yanına gelip gitmem 1000 lira oğlum. Ben seni evinden almadım mı lan? Oğlum bu şey gibi oldu. Senin pezevenklerin elinden aldığım gibi oldu. Benzin parasından sonra çocuğum Luka. Tamam. Atıyorum abi IBAN'ına. Hatta atmıyorum. Bana olan 50 bin lira borcundan düşüyorum kardeşim. 49.800 lira mı bana? Yolla abi 49.800 lira mı? Ayak üstü canlı yayında borç tuttuk anı satayım. Konu neydi? Ben öyle damladım ama. Ne konuşuyorsunuz? Kanka, öyle havadan sıkma. Senin primci kim kanka? Oğulcan'a da sorsana. Yasin soruyor. Oğulcan'a da sorsana. Ne kanka? Berkay da şimdi biliyorsun ki Berkay dondurmayı yalama evet, videosu evet. vardı ve bu dondurmayı şunu soruyorlar. Dondurma yalanarak mı yedik? Oğlum bunu ben sormuştum zaten. TikTok can. Ya sen nasıl yiyorsun? Israrak yiyorum. Yalıyor musun? Yani. Oha, neden? Tamam, yalnız değiliz. Neden ısırarak yani, yiyorsun? Ne bileyim, hiç düşünmedim onu kanka yani. Ben ısırarak yiyorum yani. Vahşi sert erkek. Evet. Sek erkek. Ben abi burada linç yedim ayaküstü. Yalayarak çok uzun sürüyor dedim diye kanka. Alttan linçliyorlar beni, görüyorum. Erkencisin yani. Ne alakası kanka, alttan mısın? Neyse. Kedemiyorum. Ya kardeşim bak.